Dubai, eşsiz mimarisi ve farklı binalarıyla popülaritesini arttırmaya ve turist çekmeye devam ediyor. Dünyanın en yüksek binasından, yelkenli şeklinde inşa edilen dünyanın ilk 7 yıldızlı oteline Dubai, sıra dışı gökdelenleriyle yaratıcı mimarinin ev sahibi konumunda. Dünyanın en iyi mimarları yıllardır Dubai'nin ünlü silüeti üzerinde çalışıyor. Öne çıkan isimlerden biri de Dubai Opera Binası'nın mimarı Danimarkalı Janus Rostock. Janus, Dubai'nin en kıymetli mimari eserlerinden Dubai Opera Binası'nda bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Burada olmak benim için bir zevk. Buraya gelip eserinizin kullanıldığını görmek nasıl bir duygu? Harika. Mimar olmak ve insanların yaşadığı projelere imza atmak inanılmaz bir duygu. En büyük ödül de tasarlarken nasıl olacak, neye benzeyecek, insanlara ne hissettirecek, onu nasıl kullanacaklar diye düşünerek yaptığınız binaya girmek ve bazen onların sizin hayal ettiğinizden çok daha güzel şekilde kullanıldığını görmek. Ve bence yaptığınız şeyin özü bu. Yaşamın gerçekleşmesi için sahneyi oluşturmak ve hayat tahmin edilemez. Bu projede çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Dubai Opera projesindeki en büyük zorluk, sanırım bu binayı dünyanın en büyük çeşmesi, en yüksek binası ve en büyük alışveriş merkezlerinin tam ortasına yapmış olmak. Bu mimari şaheserlerle rekabet edebilecek bir bina inşa edebilmek. Peki ilham kaynağınız nedir? Böyle bir proje yapmak nereden aklınıza geliyor? Arap yelkenlisi şeklinde bir bina yapmak, Dubai'nin kökleriyle alakalı. Bayyaz kavmi, Dubai'ye vardığında Körfez kıyısına yerleşti ve yelkenli onlara refah getirdi. İnci dalgıçlığı, balıkçılık ve hatta Dubai'ye ticareti getiren yine yelkenli oldu. Böylece Dubai'ye bir ticaret merkezi haline geldi ve işte bu yüzden yelkenli bu hikayenin bir parçası. Müşterilerimizden birinin babasının yelkenli inşa ettiği, bir diğerinin babasınınsa kaptan olduğu ortaya çıktı. Yani bu anlamda ülkenin kültüründe derinlemesine kök salmış bir şeye dayanıyor. Dubai'nin çok güçlü bir kimliği var. Gökdelenleri dünya çapında ünlü. Peki sizce buradaki mimarinin bu kadar öne çıkmasının sebebi nedir? Dubai birçok mimar için bir oyun alanı. Kum havuzu niteliğinde. Bundan dolayı oldukça cazip bir yer olduğunu düşünüyorum. Farklı fikirleri test etmenize olanak sağlıyor. Hayal gücünü kısıtlayan sınır yok denilebilir. Tabii kısıtlama olarak bağlı kalmak zorunda olduğumuz bütçeyi sayabiliriz. Ancak aslında yapabileceklerimizin sınırı hayal gücümüz. Bir binaya girip bebeğinizi görmek ve onu terk etmek biraz garip değil mi? Aslında oldukça kolay. Ve şunu hatırlatmalıyım. Bir mimar olarak önce tasarım sürecinde çizimleri bitiriyorsunuz. Daha sonra sahaya çıkıyorsunuz ve her şeyi izlemeye başlıyorsunuz. Ancak daha başka çocuklarınız da var. Üzerinde çalışmaya başladığınız yeni projeler var. Peki eğer her şeyin başladığı yere dönecek olursak, neden mimar olmak ve bu sektöre girmek istediniz? 8 yaşından beri ileride mimar olmak istediğimi biliyordum. Dedem mimardı. Eskiden mimar olarak çalıştığı şirketin tepe yöneticisi olmuştu. Pratikte mimarlık yapmasa da bu bende binaların nasıl yapıldığını görme isteği ve bu mesleğe dair ilgi uyandırdı. Sizi Dubai'ye çeken şey neydi? Burada farklı olarak ne yapıyorsunuz? Bence Dubai'nin dünya üzerindeki konumu harika. Yani dünya nüfusunun 1/3'ü buradan 8 saatlik uçuş mesafesinde yaşıyor. Hepimiz azınlığız. Yerel Araplar bile kendi ülkelerinde neredeyse azınlık durumunda. Ve bu da başkalarını dinlememize olanak sağlıyor. Hepimiz merak ediyoruz. Bunu yapmaya alışkınız diye bir şey yok. Çünkü alışılagelmiş bir şey yok. Herkes dünyayı farklı görüyor ve bu gerçekten buradaki yeniliğin gerçekleşmesine fırsat tanıyor. Tasarımı nasıl ilettiğimizi, ne yaptığımızı düşünmemize izin veriyor.
think about how we're communicating design. Something you're very passionate about is. Yıldız mimarlık öldü diyorsunuz. Bununla tam olarak ne demek istiyorsunuz? A bit more about what you mean by that. I get a lot of credit. Beraber çalıştığım ekiplerin yaptıkları işten dolayı çok fazla övgü alıyorum. Benim için mimarlık takım işi ve gerçekten tüm ekiple ilgili. Yaptıklarımı mükemmel insanlarla çalıştığım için ortaya koyabiliyorum. İşte bu yüzden yıldız mimarlık öldü diyorum. Gelişen teknoloji ve bugünün dünyasının karmaşıklığından dolayı farklı beceri ve yeteneklere sahip büyük ekiplerle çalışmanız gerekiyor. Söylediğiniz gibi Dubai çeşitli ırk ve ulustan insanların kaynaştığı bir yer. Peki Avrupa'dan Orta Doğu'ya geçiş kolay oldu mu? Macera dolu diyebiliriz. Dubai 2005'te bugünkü haline göre oldukça farklıydı. Çok büyük bir şantiyeydi ve her yerde vinçler ve çok miktarda toz vardı. Bu anlamda biraz da vahşi batıyı andırıyordu. Bugün burada gördükleriniz buraya ilk geldiğimiz Dubai'nin çok farklı bir versiyonu. Ancak yine de burası her zaman bizi çeken bir yerdi. Çünkü gerçekten güzel insanlar, çok ilginç projeler ve mimar olarak Avrupa'da öğrendiğimiz becerileri uygulamak için harika fırsatlar vardı. The skills that we'd learned back in Europe. Dubai Limanı, Al Kifaf Merkezi, Blue Waters Adası ve Körfez Limanı Janus'un dahil olduğu diğer önemli projelerden sadece birkaçı. Bu projeler sıklıkla kendi başlarına hayata geçiyor. Yani biz başlatabiliriz, başka biri alabilir ya da başka birinin kaldığı yerden alabiliriz. Tüm bu projeler geçmişten bugüne Dubai'nin çehresini değiştirdi ve gelecekte değiştirmeye devam edecek. Son olarak bize Dubai'den kıymetli bir sır verebilir misiniz? Daha önce gittiğiniz bir yer olabilir ya da bir tecrübe. Ben tam bir kahve tutkunuyum. Kahveyi çok seviyorum. Dubai'de pek çok küçük kahve dükkanı açıldı. Size gerçekten iyi bir kahve içmek için bu özel yerleri keşfe çıkmayı tavsiye edebilirim. Devam etmekte olan projeler için bol bol kahveye ihtiyacınız var. Bugün bize katıldığınız için tekrardan teşekkürler. Janus'a veda ederken Dubai Opera binasının üzerinden batan güneş, ünlü mimarın estetiğinin şehrin dokusuna yerleştiğini gözler önüne seriyor.